Kim yatıyor? Maalesef bilemiyorum. Bildiğin neyse onu anlat. Hayır, ben bilmiyorum. Yani. Adam bilmeden bir isim veremem. Yüklüğüm ne biliyorsan onu anlat. Bilmiyorum yani. Onun çok eskide orada bir mezarlıklar vardı. Evet. Birisi de rüyasında görmüş mü artı uykulluk diye geçer. Uykulluk. Tatiklerin uykulluk diye türbe geçer aslında. Bizim aşiyatlarda herhalde yanılmıyorsam bu aşağıdaki Tut Dağı'ndaki bizim diğer aşiret Şırgaçı aşiretlerine birisi geldi orada yaptırdı ama temelin ne olduğunu tam bilmiyorum. Köylü de bilmiyor değil mi? Sen... Köylü de bilmiyor. Ben bilmedikten sonra köylü de bilmiyor. Tamam çok iyi oldu. Bu taktikler ne anlama geliyor? Vallahi bir öyle bir isim koymuşlardı. Ağaçlık bir tepedir, mezarlıklar vardı biz çocukluğumuzda. Hı hı. Orada kısa kürek Maraşlılar tatik gediği diye bir kayıtlar vardı tapu ile ilgili. Onun için tatikler gediği derdik. Hı hı. Tatikler gediği olduğu için de türbeye tatikler türbesi denildi. Türbesi denildi. Sen diyorsun ki ben doğmadan önce bu türbe burada ziyaret vardı. Daha sonra türbe. Türbeyi kim yaptı? İşte yapanları görmedim ben. Çok eskiden mi yapıldı? Yok. Yeni yapıldı da Çakmak'ta mıydı? Cennet Buharlı mıydı? O köylerde, üç köyde birisi yaptırdı. Ne oluyor? Rüya görüyor gelip de türbe yaptı. Öyle bir türbe yaptı. Türbe yaptı. Bir orada bir akrabasını, hı-hı, aslında uykuluk dedikleri adam orada yatmış diye. Hı-hı. Böyle efsane mi, doğru mu bilmiyorum. Uykuluk kimdir? İşte orada bir adam ölmüş. Uykuluk diyorlardı. Yani ziyaretin ismi de uykuluk ziyareti. Yükürlük ziyareti ama Tatikler Türbesi diye anılıyor. Tatikler Türbesi diye anılıyor. İşte sonradaki verilen bir isim. Hı hı. Türbeye kim bakıyor? Hizmetini kim yapıyor? Bilemiyorum. Ben gitmedim. Hiç gitmedim. O zaman şeyi söyleyelim. Yine aynı Maksuşan köyünde Ali Enhas Türbesi var. Ali Enhas Türbesi'nde kim yatıyor? Ali Enhas kendisi yatıyor. Ali Enhas kimdir o zaman? O zaman Çalı dedenin oğlu. Çalı dede kim? Bu köylü. Evet. Oradaki ziyareti Hüseyin Mendeş 1938'de ben doğmadan bir sene önce bizim Maksuduşan mezarlıkları buranın kuzeyindeymiş. O zaman işte o tatiklere gidiyorlarmış. Dede ölünce demiş ki beni o ağacın altına gömün. Orada iki tane palıt ağacı vardır. Orada gömmüşler. Ondan sonra da cenazeler oraya gitti. Biz de yetiştik. Her Mayıs'ın sonlarına doğru her sene köylü oraya ziyarete gider. Kurban yaparlar. İşte bir gelenektir aslında. Çallı Ali dediğimiz de evlenmedi daha doğrusu. Şeydi böyle dede soyunda gelme. Kendisine orada bir kazma vurdu. Dedi ki ben ölürsem beni buraya gömün. Yeğeni de orada türbe yaptı üzerinde. Bu kadar. Yeğenin ismi ne? Seyit Enhas. Seyit Enhas ona türbe yaptı. Evet. Tamam. Türbenin hizmetini yapan kim? Vallahi şu anda...